Günaydın, günaydın, günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Önemli olan o zinde uyanmak. Gerçekten zinde uyanmak çok önemli. Yani benim için önemli. Bilmiyorum sizin için önemli mi? Önemlidir yani. Zinde uyanırsınız böyle. Keyifli keyifli, güzel güzel uyanırsınız. Hı? Önemli önemli. Minnoşumla miyavlayıp duruyor. Biraz sıcak içeri aldım. İstemedi. Dışarı çıkardım. İstemiyor. Ne yapayım? Sokağa mı atayım seni? Atayım mı dışarıya? Kaçıyor, ormana kaçıyor devamlı. Şuraya çıkarmıyorlar. Şu duvarın kenarına çık, öbür tarafa atlayıveriyor. Bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Orayı da kapatmam mümkün değil. O yüzden diyorum durdurduğun yerde. Yoksa dışarı gidince biliyorsunuz Avustralya hükümeti kedilerimizi dışarı saldığımız zaman bize ceza yazıyor. Bilmiyorum dışarıdaki fareleri, börtü böcekleri falan yiyormuş da zarar veriyormuş da. Hani o yüzden. O yüzden. Halılarım kurudu. Halılarım kurudu. Çok güzel oldu halılarım kurudu. Halılarımla birlikte sarmaşıklarım da kurudu. Dışarıdaki bütün çiçeklerim de kurudu. Ama gerçekten 40 dereceyi geçti. Çok kötü. Yani sıcak çok kötü. Böyle basık, bunaltıcı. Avustralya'da yaşayanlar biliyorlar. Şimdi onları anlatmaya gerek yok. Yaşıyorlar. Tarçın Bey. Tarçın Bey İnci ve Biricik'te şu an keyif yapıyor. Hem minnoşum. Ne oğlum? Gelemezsin şimdi buraya. Çünkü ben o kapıyı açacağım, kapatacağım falan kaçarlar. Onları kendi özel yerlerine koydum. Orada duruyorlar. Bu arada ben halılarım kuruduğu için onları içeri alacağım. Ondan önce orayı paspaslamam lazım. Fayanslarını ciflemem lazım. Cifleyeceğim, temizleyeceğim, paspaslayacağım. Ondan sonra içeri alacağım. Öyle öyle. Bir de şu mutfağımı temizledim. Şöyle ışığını yakayım ben. Mutfağımı temizledim, o tarafı temizledim, cifledim güzel güzel, hallettim. Bu tarafları temizleyip hallettim. Bulaşık makinesine de şeyleri koydum. Bu tarafın da ışıklarını yakayım. Ocağımın demirlerini falan hep bulaşık makinesine attım. Onları çıkartacağım, yerleştireceğim. Yani bu dün de burayı bir böyle hallettim. Biraz 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 o mutfak, biraz bu mutfak, biraz dışarıdaki mutfak derken yapıyorum, hallediyorum ama bol bol tıraş köpüğü aldım. Tıraş köpüğü gerçekten güzel. Çünkü isterseniz makineye attığınız zaman buralarında şeyle yapacağım. Ne deniyor ona? Buhar makinesini. Buhar makinesi çıkarttım. İçeridekini temizledim. Unutmuşum şuraya getirmeyi. Şimdi çünkü burada bir sarı lekesi var onun. Orayı da çıkartmam lazım. Onları falan halletmem lazım. Şimdi şeylerini bir çıkartayım önce. Her şeyini yıkadım. Bu tabak içinde. İstemez batıyor yani. Ne kadar da güzel yapsanız, ne kadar da düzgün yapsanız. Bir de biz iki kişi kullanıyoruz biliyorsunuz. Eşyanla birlikte kullanıyoruz mutfağı. Kuzum beni. Meyve sıkacağım. Meyve sıkacağım. Bak meyve sıkacağım var benim ama hiç kullanmıyorum mesela. O köşede öyle duruyor. Onu da kullanmam gerekiyor gibime geliyor. Bilmiyorum değil mi? Kullanmam lazım yani. Saçımı da öyle size şöyle topladım. Şöyle yapıverdim. Bilmiyorum. İş yaparken gözümün önüne çok geliyor. Rahatsız ediyor. Bunlar içleri iyice kurusun. Sirke ve yağ için bunlar. İçleri iyice kursun. Burada kolay oluyor hemen bir iş yaparken oradan alıp öpmek kolay oluyor. Bu da kepçeliyim biliyorsunuz. İyi buna makinede bir şey olmamış. Olabilir diye düşünüyordum ama olmamış çok şükür.
airfryer'ımı ben böyle atıyorum makine, makinede yıkıyorum. Artık kullanırken zaten airfryer kağıtlarım var. Airfryer kağıtlarımı koyuyorum. Onları böyle aldım. İki tane aldım, yüzlük yüzlük. İkisini de işte yer kaplamasın diye. Böyle tek tek çıkartıyorum mesela. Kullanmadan önce bir tanesini bunun içine atıyorum. Atayım hazır olsun o da. Mis. Normalde kağıt kullanmak sağlıklı değil diyorlar. Hani airfry olduğu için hava şeyleri pişirmesi gerektiği için. Ama devamlı kirleniyor yani. Hani bir patates kızartıyorsun, hemen yıkayayım üstüne başka bir şey koyayım diyene kadar kağıdı alıyorsun, başka bir kağıt hemen koyuyorsun. Daha pratik olur, daha kolay olur, bilmiyorum. Bu arada baharatın airfryer'ını kullanıyorum. O boşaldı. Şimdi içeri gidecek. Buradaki şeylerimi koymak istiyorum çünkü burada durdukça gerçekten tozlanıyor. İşte nane, kekik, tuz falan filan, onları ben böyle üst üste şey, büyük şeylere, camlara koymuştum. Onları koymak istiyorum. Onlar da temizlensin, yıkansın, mis gibi olur. Mutfak raf, mutfak dolaplarımın üstünü, içeriği mutfak dolaplarımla, bu mutfak dolaplarımın üstlerini, kapakları falan Ozi sildi benim için. Ben ona güzel su yaktım. Suyun tarifini de size vereyim. Silmeden önce işte suyu hazırlarken sıcak, ılık suyun içine bulaşık parlatıcısı, bulaşık deterjanı koyuyorsunuz, sirke koyuyorsunuz. Parlatıcıyı unutmayın ama. Sirke de koyuyorsunuz, mis gibi çıkartıyor. Biraz karbonat da dökebilirsiniz hani yağları falan çıkartması için. Ya da işte baking soda varsa burada yaşayan arkadaşlar için baking soda da koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel çıkartıyor. Mis gibi de yapıyor. Bunlar da kurutuyor. Buradaki şişelerin şeylerin üstleri falan dikecek. Hepsi lavabonun içine alın. Onları da yıkayayım. Halledeyim, temizleyeyim. Onları da koyayım. Ya bu mutfağım temizlenmiş olacak. Çünkü mutfağın çekmeceleri falan da eşyan el attı. Güzelce düzeltti. Mis gibi oldu yani. Önce böyle akşam iftara misafir oluyor. İşte iftarlara misafirlerimiz bizim gerçekten çok fazla oluyor. Bazen 2 ayla bazen 3 ayla birlikte alıyorum. İftara misafir mi oluyor, temizlik işi oluyor, çocukların okuldan almak gelmek oluyor. Gerçekten Ramazan böyle dolu dolu geçiyor. O yüzden bir hızlı hızlı hareket etmem gerekiyor. Çamaşırdı, ütüydü, temizlikti, misafirdi, işte sahurluk hazırlamaktı falan filan. Hepsini bir arada çıkartmam gerekiyor. O yüzden biraz yoğun oluyorum. Bilmiyorum siz nasıl oluyorsunuz, sizde de aynı mı? Aynı gidiyor mu sizde de Ramazan? Evet, hazırlıklarımız devam ederken patatesi hiç böyle görmediniz. Patatesi hiç böyle denemediniz belki de. Takip edin, takip edin. Böyle... Normalde 3 patatesle 4 patatesle yapılıyor. Ben gene ama 2 ölçü yapıyorum. Patatesi haşladım. Güzelce soydum. Püre haline getirdim yani ezdim. Şimdi nişasta koyacağım. 4 patatese 5 kaşık nişasta koyabiliyorsunuz. Ben size 3-4 patateslik tarifini vereyim. 4 patates, 1 tane kırmızı biber, 1 tane işte birkaç tane nane, maydanoz, 100 gram da kaşar peyniri. 5 yemek kaşığı da nişasta, 1 tatlı kaşığı da tuz koydunuz mu? Koydunuz. İşte bunu açacağız, yapacağız. Açmak için falan göstereceğim ben size nasıl yapıldığını. Ona göre takipte kalın yani. Geldim, temizledim, mutfağa geri batırmaya geldim. Güzel bir tarifim var aslında. Biraz önce göstermiştim ya. Bugün yine misafirim var. İkinci gündeyiz, misafirimiz var. Üçüncü günde 30 kişilik falan bir misafirim olacak. İnşallah yani. Söylemiştim nasıl yapıldığını. Patates haşlıyorsunuz. 3-4 tane patates büyük boy. Haşladınız mı? Püre haline getirin. Getirdiniz mi? Tamam mı? Ondan sonra 5 kaşık nişasta. 1 tane kırmızı biberi doğrayın. Maydanoz, nane. 100 gram da kaşar peynir rendesi. Yağı ile koyun böyle tavanıza. Yağ da hazır olsun. Açacağız çünkü bunu. Açacağız. Çubuk biçimde keseceğiz. Kestikten sonra da kızartacağız. Evet. Oo, benim WhatsApp grubumdaki hatunlar. Uyandınız mı? Uyandınız mı? Çatır çatır yazışmalara başladınız mı? Ben sesi kapatayım da. O yazışmalar çünkü hiç durmayacak. Hatunlar. Ben şöyle bir onun sesini bir kapatayım önce. Ondan sonra. Ben salata mı istedim?
Hatun benden salata istedi. Bak, video çekiyorum, kapatmadın mı? Tamam, şey, normal hocam telefonda da. He? Bir de buyurun gel, akşam bir şey yapıyorum içinde, işten çıkıp onun planı yapıyorum dedi. Bir de buyurun gel. Aa, gelsin işte, Gökhan abi gibi de gelecek. Benim ayağım alışırsa diyor, bir daha çıkmam diyor. Ya buyursun gelsin, her zaman evdeyiz. Ama acı bir şey var mı dedim, acı boyar mı? Acı bu biber yapmışız, hazırın pul biberimiz var, ev yapımı. Ev yapımı biberimiz var, böyle. O kadar. Hemen katı veririz, ne olacak değil mi? Ama acı değil mi? Hocam ben ona bir çay kaşığı koyuyorum. Acı gelmemiş mi? Yok, acı değilmiş. Ay, yiyen geberiyor acılıktan. Ben buna biraz daha diş hastalayacağım. Benim patateslerim çok geldi galiba. Allah hocam işte o da sizin acı anlayışı. Mahmut amcanın acısı. Değişik demek ki. Vallahi ben acı biber yaptım. Mahmut amca diyormuş ki acı olmadı. Bugün Gökhan abi gelecek. Mahmut amcam hemen yakın oturuyor zaten. Gökhan abiler de tanıyor. Dedim buyurun gelin siz de gelin. Ne olacak? Paylaşa paylaşa. Bir de bak fazla koyacağız. Bir şey olmayacak. Çok şükür elhamdülillah. Allah ne verdiyse. Çubuk çubuk yapmayıp yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben biraz çubuk biraz yuvarlak yapmak istiyorum aslında. Yuvarlak da çok güzel oluyor. Yani bu şekilde zaten tutuyor kendini görüyorsunuz. Bu şekilde böyle kızartabiliyorsunuz. Mantımız çok komik o yüzden. Bizim hala gülüyor ona. Tarhanam da var. Tarhanam da var. İstiyorsa hemen yoğurt çorba falan da yapabilirim de. Çorba ne ki 10 dakikada hemen oluveriyor. Tarhanamı zaten ben evde kendim yapmışım. Mis. Mis. Bu bildiğiniz hamur gibi oluyor böyle. Hani bir poğaça hamuru gibi düşünün. Ele yapışmayan bir poğaça hamuru gibi düşünün. Bu biraz yapışabilir ama hani izin veriyorum bak az bir şey yapışsın. Böyle. Nişasta serpileyeceğiz. Açacağız. Sonra da kızartacağız. Tavamızın altını açalım. Pisleteceğiz yani hoca. Neyse olsun. Ben temizliyorum lan su. Yarın 30 kişilik misafirim var. He yapar. Ve yaparım diyor hele. Hele. He yapar. İstediğiniz böyle bir şey ben yaparım. Nasıl matik burada. Yapar. Görüyor. Niye? Sen 6 gün sevaba soktun. Misafir açısından mı? Evet. Çok şükür. 6 gün sevap. Yarın 25 oldu herhalde. İşte 30 diyorum ben. 30? Evet. Yarına kadar 30 olur. 30 olur o yüzden. Çünkü 15 ile, onunla 15 ile başladık. Olsun bir şey olmaz. Sen yapacaklar bana söyle ben yaparım. Yani şey sen yap. Hayır kamera açık ya size oynuyor. Tribünler evet. Oynuyor yani. Ya, kamera mı açık? Hiç bak yani. Hiç fark etmedi. Allah Allah. Hiç. Allah o tripodorda niye duruyor? Bizim hatun tripodoru öyle koyuyor. Seviyor tripodları. Sen yapacak yani. Bir şey falan varsa söyle. Hazır, yani şey marketten hazırlanacak. Ben... Tribünler oynuyor. Abi, iki dakika şu tepsiyi al şuradan bir fırına koy desem onu o yapmış oluyor. Yalansa yalan da hemen ben yaptım ya. Ha? Ben yapıyorum zaten. Ne yapıyor? Bak 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 herkes biliyor ya. Neydi? Sen yapmadın. Benim yaptım değil mi? Hayır sen yapmadın. Evet. Herkes biliyor ya. Yapayım. Neyse tamam o zaman ben oturayım biraz şey bakayım şöyle bir ne var diyor dünyada. Tamam. Görüşürüz. Çok ısrar ettiğin için yani. Ay, her şeyim hazır şimdi bir şey yapamayacaksın ki o yüzden ne yapayım diyor. Tavuk orada tatlı orada. Her şey tamam. Anlarız beni konuşalım. Daha ne olsun?
Tribünler oynama bir daha. Herkes biliyor benim yaptığımı. Uzun uzun yapmayacağım çubukları. Böyle böyle yapacağım. Bu şekilde atıyoruz. Kızartıyoruz. Birazını böyle kızartalım, birazını da yuvarlak yapalım. Ne o da güzel. Pıtır pıtır patlıyor. Yeni temizledim mutfağımı ya. Ne yapıyorsun orada? Gören de iş yapıyor sana. Niye dikiliyor? He? Çalıyor gene. Gene bir şey bulmuş öttürüyor çalıyor. Kalkma oraları. Çocuklar çok seviyor bunu böyle. Hatta sizin şeyiniz varsa bu çocuklar için dinozorlu böyle kalıplar. Onlarla da yapabilirsiniz. Artık bunu full biçimde böyle tavaya da hani yuvarlak yapıp tavaya da bastırabilirsiniz yani. Şu aşağıdan bana borcak verir misin bir tane? Şimdi ay verecek ama bu ben pişirdim olacak ismi. Bir de o var. İşte o benim. Değil mi? Nerede? Borcam yerinde. Renk? Orası. Renk değil. Şey bunu kızartınca ha o olabilir. Aynen. Kızartınca koymak için. Şey. Fanın olması nerede? Ay fanı açmayı unuttum evet ya. Fanı açacak şimdi ben yaptım olacak yine aynı şey. Tüh. Tüh. Kaçırdın. Ben yaptım. Sana ışık da açayım istersen. Ha olur. Vay be. Bak ekranı ben çıkıyorum orada. Işığı açtın. Işığı açtı, fanı açtı. Tabağı verdiğine göre. Tabağı verdiğine göre. Elime sağlık. Artık eline sağlık değil mi ona gideceksiniz bana değil. Yani. Yeah. Bu ne? Patates şeyi. Maşa orada bak şöyle bir çevirsene. Benim mi? Sana anlattım değil mi bu? Evet. Ben tarif ettim tamam. Maşa orada maşa. Ses gelmiyor. Ses kesik kesik geliyor. Sonra diyor ki ben yaptım. Kesiliyor. Ne anlayamadım. Şimdi bunları böyle atıyoruz. Güzel güzel. Kızartıyoruz. Hemen alacağım zaten. Güzel oluyor ya. Gerçekten güzel oluyor. Ve benim patatesim çok geldi. O yüzden nişastayı çok istiyor. Elimin ayarı yok ki. Benim hani bir şey yapacağım derken 2 ölçü, 3 ölçü, 5 ölçü kayıyorum gidiyorum ya. Vallahi hele Ramazan'da bereketleniyor, bir çoğalıyor. Çok şükür, elhamdülillah. Vallahi şöyle bazen bakıyorum da bazıları ne Ramazan dinliyor.
ne bayram dinliyor. Ya hiç mi işiniz gücünüz yok kardeşim, hiç mi işiniz gücünüz yok? Ramazan'da şeytanlar bağlı olur diye biliyorum ama bazıları şeytanları bağlanmıyor diye kendileri şeytan çıkıyor. Hala dedikodu, hala ay ay Allah'ım Allah'ım. Bir de şöyle bir şey var, insanlar o kadar ki kötüleşmiş ki kalpleri, o kadar kötü olmuş ki. Ya benim köpeğim hastanede yatarken ben, siz de biliyorsunuz, ne blok çekebildim, ne ses çıkartabildim, ne bir şey yapabildim. Ama ana hastanede, baba hastanede, kardeş hastanede, abi hastanede dinleyen yok. Habire dedikodu, habire dedikodu. Ya 24 saat ya, var mı böyle bir şey? Düşünsenize anneniz, babanız ya da kardeşiniz ya da abiniz hastanede olacak, siz hala başkalarına kin bütmeye, başkalarının dedikodusunu yapmaya devam edeceksiniz. Değişik geliyor bana, ilginç geliyor. Bilmiyorum, Allah ıslah etsin. Bu arada avukatımızdan haber geldi. Evet, savcının önüne gitmiş dosyamız. Dosyamız şu an savcının önünde. Devam ediyor. Devam ediyoruz. Soruyorsunuz çünkü. Bir de karşı taraf diyormuş, mahkeme açılmadı, mahkeme falan yok, işte kandırmaya söylüyor. Ya niye öyle bir şey yapayım ki ben? Neden öyle bir şey? Mahkeme verdim, verdim yani. Verdim. Hani neden yalan söyleyeyim? Nerede? Kızar. Evet, ben bunları da kızartmaya böyle devam edeyim. Ondan sonra bulalım. Çünkü çok uzun olmasın. Bu arada nasıl gidiyor? Ramazanınız iyi mi? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor mu? Bizimki çok hızlı başladı. Çok hızlı devam ediyor. Çok şükür, elhamdülillah. İnşallah böyle devam eder. Sen Ramazan böyle oluyor çünkü. Dolu dolu geçiyor Ramazanımız. Etrafımız çok, arkadaşlarımız çok. O yüzden misafir ağırlamamız, misafirliğe gitmemiz bayağı bir fazla oluyor. Gözüm de orada. Ne yapıyor diye orada. Ne yapıyor? Camı aç, camı. Duyayım ne yaptığını. He? Yaptığın yemekleri yaptığın yemekleri mi teftiş ediyorsun? Teftişte. Her bir geri batırıp yaptığımız yeri ya. Temizlediğimiz yer geri batı olsun. Burada yemek yapmayı seviyorum. Öbür tarafın bençi birazcık dar. Ama iki mutfak olunca da zor oluyor. Oraya git, buraya gel, bilmem ne, bir şey eksik oluyor. Çok şükür her şeyde iki tane var ama yine de bir gitme gelme oluyor bazen. Türkiye'de de çok güzel yaşanıyor Ramazanlar. Şimdi bir de hani anne yakın olunca falan hani ne bileyim değişik ya. Yetiş ettin mi? Evet. Güzel olmuş mu? Aferin müdahale eder. Hayır, elinde maşa var. Maşa. Duydun mu? Ha, bıçağı alıyor o da. Ne yapacaksın? Hayır, iş yapıyor. Görünmek için bıçak aldı gidiyor. Diye orada iş yapacak. Hala tribünlere oynuyor ya. Hala bak hele, bak bak bak. Yedik biz de, değil mi? Biz de yedik. Allah çok iyi. Sanki kendisi iş yapıyor. Niye kapatıyorsun camı? Aç, konuşalım şurada komşu komşu. Camdan cama hu yapalım. Biraz önce gitti kasaptan kıyma al dedim. Bir geldi köfte almış gelmiş. Köfte. He? Köfteli kıyma demiş, köfte vermişler adam. Yav dedim, yav, yav. İçli köfte yapacaktım ben, hakkını kaybettim.
İçli köfte yapayım dedim hani. Değişik olsun. Bir menümüzde de içli köfte de kullanalım dedim. Ondan sonra baktık ki Figen aşkım bu ne Adana mı diyor. Yok kıyma diyor. Yok aşkım dedim rengi değişik bunun. O sonra aa köfte vermişler diyor. Köfteli kıyma dediydim diyor. Yazık. Dedim olsun hadi öyle olsun. O da öyle olsun dedim. Hemen de kızarı veriyor zaten böyle. Gördüğünüz gibi. Bunları da yarın kızartayım aslında değil mi? Bunları da yarın için kızartayım taze taze. Koyayım dolaba şimdi. Dolaba da koyabilirsiniz. Kabartma tozu falan yok içinde çünkü. Buzluğa atmayın ama patates çevir. Buzlukta güzel olmaz da dolapta durabilir. Yiyeceğim. Yuvarlak deneyelim mi de? Kaç tane yuvarlak deneyeyim? Öyle deneyim derken hamuru bitireceğim. Niyet ettim şimdi yarın evde mecbur bundan yine yapmak zorunda kalacak. Dolar. Çok kolay oluyor ya yuvarlığa da kolay oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Güzel oluyor. Evet. Çocukları da okuldan aldım geldim. Değil mi? Okul telaşımız da var daha yani. Hani okula getiriyorum, okuldan geçiriyorum. Ev temizliğim var. Bülonu sallarım, onları yıkadım, temizledim, güzel güzel. Bir yandan da temizliği falan oluyor, bir yandan da misafirlerin hazırlığı oluyor. Ramazan sonuna doğru bayram hazırlıkları da başlayacak, değil mi? Oldu, oldu. Gene batırdık, gene batırdık. Neyse, olsun. Ama güzel oldu. Çocuklar seviyor, ketçabı mayoneze batırıp yiyorlar. Bu da bizim. Burayı da temizleyin, burayı da toparlayın. Ondan sonra da yavaştan yavaştan soframı hazırlamaya başlayın. Misafirlerinizi bekleyin. Salatamız tamam. Salatamız tamam, mis. Kızartıyorum. Üstüne biraz domates doğrayacağım. Bahçe domateslerimden doğrayacağım. Lezzetli olur. Evet, biraz da Adana koydum. Adana'nın maşallah ne kadar çok yağsı varmış. Ya. Gerçekten acayip çok yağsı varmış ha. Evet Emine ablam da telefon etti. Ben düşündüm Emine ablayı. Emine abla aradı ha. Vallahi. Helva hazırladım gel dedi. Çocuklardan birini yolla dedi. Tam iftar saatine denk geldi yani. Biraz sonra da misafirlerimiz gelir. Teşekkür ediyorum Emine ablam. Ellerine sağlık. Söyleydi. Çok güzel yazıyor. Ne hurmasıydı? Acıva. Dayt. Yazarını yazmıyor mu? Acıva. Şurada. Acıva burada da yazar. Dur. Ben şunu yazabilirsin. Acıva dayt. Evet. Tamam. Almak isteyenler alabilirler. Sizinki nerede? Özel hediye geldi bize bu. Özel hediye geldi. Mahmut amcamdan hediye geldi. Hocam onlar.
Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalâh. Hayy alassalâh. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Anastasia bana ne getirmiş? Oo, çok güzel. Çok güzel. Ne güzel okudun Mahmut amca. Hücum. Sadece hücum yerini yakalayabildim. Evet, şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu ne diyeceksiniz? Karabiberliyim. İki tane karabiberliyim vardı. İkisi birden pişt kırıldı. Fıstıklarımız duruyor. Karabiberleyeceğimiz artık yok. Artık kürdanlığımızda. Nazar 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 çıktı. Hadi bakalım. Böyle çıkmış olsun. Ne yapalım? Dyson'a süpürmek istemedim. Çünkü Dyson bunu alırsa toz toz her yerine giderdi ve kalırdı. O yüzden eski süpürgemle süpürüyorum şu an. Bu nerelere sıçradı. Ya bugünlük de böyle olsun. Böyle nazarla muzarla öyle kapatalım. Misafirlerimiz de gitti. Her şeyi de hallettik. Burayı da böyle hallettik. Tamamdır. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınıza desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.